Bitlo kripto para platformu sunar. Selamlar. 20 Kasım 2024 günlerden çarşamba, saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Dün içeride piyasalar epey bir çalkalandı. Rusya-Ukrayna tarafından gelen haberler bizim borsanın, piyasanın hoşuna gitmedi. Nitekim dibimizde bir savaş. Nükleer, özellikle nükleer taraftan gelen tehditler bizim çok keyfimizi kaçırdı. Aslında bu jeopolitik risk bütün dünya için. Mesela Avrupa şu an hani uzun zamandır aportta, ciddi anlamda Almanya, sanırım Norveç, Finlandiya, yani o taraflarda da böyle savaşa bir hazırlık var uzun zamandır. Rusya'da, Rusya-Ukrayna'dan böyle nükleer işte bir takım haberler düşünce biz çok gerildik dün. Borsa 9232'ye kadar geri çekildi arkadaşlar. Ama güzel haber şu, şimdi Putin ateşkes için hazır olduğunu söyledi. Görüşmeleri açığız dedi. Trump, Amerika'nın seçilmiş başkanı Trump'la ateşkes için masaya oturabiliriz dedi. Zaten aslında hani Trump da bu savaşı bitirmek istiyor. Trump genel olarak zaten savaş istemiyor. Yani sanki böyle işte Trump gelmeden hani biraz içerisini belki biraz hani ortalığı karıştırdılar, harladılar. Öyle söyleyeyim ve dolayısıyla da hani Putin'in açıklaması biraz hani böyle hani bunu aslında istemediğini ve barışa daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu güzel haber. Yani hemen hemen o risk ortadan kalktı gibi bir durum oldu. Yani dün çok gerildik. Bugün biraz piyasalar rahatlayabilir. Sabah borsamızın açılışı hafif yukarıda başladık. Yani 9300 civarına yerleştik. Hemen hemen ben yayını kapatmadan önce 9290-9300 civarındaydım. Yani bugün çok negatif bir gelişme olmazsa eğer yani buralarda dolanacağız. Çünkü yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var Perşembe günü. O da biraz bence gerilim yaratacak. Burada tabii çok kritik bir noktaya geldik. Tam böyle 9400'lerin üzerine gidiyoruz artık. Hani güzel bir yükseliş varken dünkü hızlı düşüş. Bugün ve yarın işte Merkez Bankası'nın toplantısı biraz borsa tarafında az biraz dikkatli olmayı gerektiriyor. Hafta başı zaten şunu konuşmuştuk. Bakın Merkez Bankası toplantısına gidiyoruz. Bu hafta çok işlem yapmak için alım yapmaktan çok biraz böyle geri çekilip piyasayı izlemek. İlla alım yapacaksak da hani kademeli alım yapmak ya da kademeli fon almakta fayda var demiştik. Bugünkü düşüş ve yarınki Merkez Bankası'na bizim borsanın vereceği tepki önemli olacak. Çünkü nasıl bir tepki verecek? Yani ben yani genel anlamda hani tam böyle yükselirken bir düşüşe geçebilir miyiz? Bakın geçebiliriz. Bu her zaman olabilir. Yani böyle bir durum var. Çünkü şimdi aslında asıl sinyalin Merkez Bankası'ndan gelmesi lazım. Yani yarın merkezin mutlaka güvercin bir şeyler bize karar metninde bir şeyler söylemesi gerekiyor. O zaman hani borsada hareketlilik yukarı yönlü biraz daha hızlanabilir. Hızlanabiliriz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama en nihayetinde şunu çok iyi biliyoruz. İşte aşağılardayız, toparlanamadık, hala hisseler gerçekten ucuz. Uzun zamandır birçok olumsuzu negatifi fiyatladı. Hani bu sene tam böyle toplama senesi gibi bir şey oldu. Kimseye hemen hemen Nisan'dan sonra para yani alayım satayım para kazanayımdan çok genel anlamda uzun vadeli düşünenler için toplama yerleri oldu. Daha böyle 2025'i daha orta uzun vadeli yatırım için bir kazanım, bir toplama oldu ama tabii küçük yatırımcıyı çok üzdüler. Çok ne diyelim hani geri çekildi. Yani birçoğu dayanamayıp malını sattı filan yani. Ama yatırım böyle bir şey işte. Gerçekten hani bir yatırım oluyorsa ancak bu şekilde oluyor. Düşükten veya ucuzdan veya diplerden toplamayı başarmak yükselişe geldiği zaman bir anda çok hızlı bir şekilde yükselişi başladığı zaman size mal aldırmaya fırsat vermeden de yükseliyor. Ve orada ancak para kazanabilir. Yani dipte malınız yoksa para kazanmak ya da iyi karlar etmek çok kolay olmuyor arkadaşlar. Ve yatırımcı olunca da biraz sabırlı olmak da gerekiyor. Umarım yani yarın Merkez Bankası bize güzel bir haber versin. Çok hani emin miyim? Açıkçası umut ediyorum sadece öyle söyleyeyim. Emin miyim? Çok emin değilim. %50-50 diyelim. Yani böyle bir ihtimal vereceğim.
Jeopolitik riskler evet. Yani bugün Putin ateşkes ilan etmiş olabilir ya da ilan etmek istiyor. Trump'la el sıkışmak istiyor, masaya oturmak istiyor. Olabilir ama bakalım piyasalar ya da işte küresel tarafta oyuncular buna müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Bunu da göreceğiz ama yani gerçek anlamda Trump ben savaş istemiyorum demişti. Yani Trump ben istemiyorum deyince de hani bu iş bir anda çözülecek, her şeyi toparlayacak diye de bir kaide yok ama Putin'den gelen bu anlaşma bence ya da bu sözleşme ya da bu açıklama oldukça önemli diye düşünüyorum. Ya bizim borsa için genel olarak yine söylemiş olayım, orta uzun vade pozitif olmaya devam ediyorum. Çünkü kötünün kötüsünü artık hani faiz indirim sürecini bir noktada başlamamız lazım. Çok uzun zamandır bekliyoruz. Epey bir şeyler fiyatlandı. Dolayısıyla hani kısa vadede düşüşleri normal kabul etmeye devam etmek lazım. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Diyelim. Şimdi dolar TL dün bir hararetlendi hafta başı itibariyle. Orada aslında City, yani carry trade yapanlar, işte City TL pozisyonlarının çok büyük bir kısmını kapatmış. Bunun etkisini gördük ama bugün mesela yine düştü. 34-55'lerdeyiz. Çok küçük bir miktar düştü. Yani hani merkez rezervleri güçlü, öyle ya da böyle yerine hemen yenisini koyabiliyor. Ama yani ne olursa olsun işte carry trade'ler hızlanacak. Bir şekilde hızlandığı günler de gelecek. Hızlandığı günler bunları yerine koymak, merkezin eli şu an güçlü görünüyor diyebiliriz. Sadece hani çok hızlı yükseliş olmasa bile mecburen kur yukarı gidecek. Mesela yıl sonu için 36, en azından hani 37, belki o kadar ağır gidiyoruz ki 37 belki zor gelir kontrollü giderse eğer. Ama hani 36'lar çok rahatlıkla geliyor olması lazım. Yani en azından sağlıklı olabilmesi için bakalım bize neyi piyasalara şey yapıyorlar, yakıştırıyorlar ya da ne düşünüyorlar. Bakalım onları takip edeceğiz diyelim. Şimdi tabii altın dün biraz yükseldi. Yani tamam, haftaya yükselişle başladık. Bu Uri jeopolitik risklerinde etkisi var vesaire. Bir aşağıdan zaten 2537 dolardan toparlanma gelmişti. Ama hani bakalım jeopolitik risklerde ilk etapta, yani çok hani böyle ilk etapta bir tepki veriyor. Ondan sonra gerisin gelmiyor. Bunu hani konuştuk, yani defalarca da konuştuk. Hani Allah korusun tabii bir nükleer tehdit ya da nükleer silah kullanımını istemeyiz zaten. Genelde son zamanlarda bunlar konuşuluyor, tehdit ediliyor ama bir adım, tabii bu adım atmak kolay değil. Yani nükleer çok ciddi bir risk neticede. Böyle bir şey olmasını da zaten istemeyiz ama altın için beklentimiz gram altın tarafında yukarı yönlü gidişin devam edeceği orta uzun vadede. Kısa vadede geri çekimler hep yani almak isteyenler için, toplamak isteyenler için, birikim yapmak isteyenler fırsat olmaya devam edecek diye konuşmuştuk. Şimdi bugün Nvidia'nın bilançosu gelecek arkadaşlar. Akşam piyasa kapandıktan sonra gelecek. Amerika'da piyasaların kapanışına doğru geliyor. Şimdi yani Nvidia bir balon. Şimdi sadece Nvidia aslında özelinde de konuşmamak lazım. Çünkü Nvidia bütün neredeyse Nasdaq'a aldı götürdü. Nvidia ve birkaç tane hisse. Ve hani bu yükselişin arkasında Nvidia var. Aslında bu bir balon. Çok fazla şişti. Gereğinden fazla, çok hızlı gitti. Hani bu normal değil ve biz bunu bilançoda göreceğiz gibi bir şey var. Bir beklenti yok mu? Hep var zaten. Yani piyasanın genel olarak aslında beklentisi bu ama daha profesyonel piyasacılara baktığınız zaman iyi bir bilanço bekliyorlar. Ve hani karlarını yükselten, ondan sonra satışlarını arttıran bir bilanço bekliyorlar. İyi bir bilanço bekleniyor Nvidia tarafında. Şimdi bu öyle bir şey ki eğer kötü bir bilanço gelirse hani borsa tarafında negatif etkiler, mesela Nasdaq olumsuz etkiler. Çünkü hakikaten bu bir balonsa ve bilanço kötü geliyorsa, evet bir balon. O zaman borsada satışlar görürüz, öyle değil mi? Ama iyi bir bilanço gelirse, ki gelme ihtimali de yüksek. Çünkü daha profesyonel olanlar daha iyi bir bilanço bekliyor. O zaman bu aslında burada bir balon olmadığını da gösteriyor. Ve nitekim hani borsa tarafında da Nasdaq'da bu pozitif yansır. Hani bu Fed'in dışında vesaire. Çünkü bu görüş çok hakim. Hani Nvidia bir balon mu değil mi? Ya o kadar hızlı gitti ki.
Hani bir balon almayalım, girmeyelim, zaten aşırı derecede yükseldi mi? Yükseldi. Evet, öyle görünüyor ama bir balon mu değil mi? Onu bilanço geldiği zaman bu akşam anlıyor olacağız. Piyasaya tepkisi de muhtemelen hani bu akşam ufaktan yansımaya başlar ama asıl etkiyi yarın görürüz. Yarın çok önemli bir gün. Hem içeride hem dışarıda. En azından bu haftanın önemli bir günü, öyle söyleyeyim, kritik bir gün. Bu arada Bitcoin 94 bin doları geçti dün. 94 bin 200 dolara, 94 bin 100 diyelim biz buna, 94 bin 100 dolara gitti. Oradan geri döndü. Şu anda 92.847. Yani buradaki hani bir yataylaşma var. Hani buradan artık bir hareket etmesi lazım. Yani ya aşağı kıracak. Hani bu yatalı ya uzun zaman burada kalmaz. Bir yukarı yaptı. Şimdi aslında sürekli yeni haberler geliyor. Bu da Bitcoin'i aslında şey tutuyor. Yani canlı tutuyor. Mesela işte Trump'la ilgili Trump Buck diye bir kripto para alım satım platformunu satın alacak şeklinde haberler çıktı. Bu da pozitif etkiledi. Yani sürekli yeni ve güzel haberler geliyor. Trump seçildikten sonra özellikle o kadar çok haber geldi ki Bitcoin ile alakalı. Bunların hepsi kripto para borsalarına da başta tabii Bitcoin'e yarıyor. Şimdi bir haber daha var. Şimdi Nasdaq'da Bitcoin işlem görmeye başladı. Yani hani giderek de şey büyüyor. Hacim büyüyor. Burada yani para girişleri artıyor çünkü ne kadar çok açarsanız o kadar çok para girişi olur, o kadar çok burası desteklenir. Şimdi Nasdaq'da Bitcoin Trust ETF'i IBIT opsiyonları dün itibariyle işlem görmeye başladı. BlackRock'ın bu iShares Bitcoin Trust ETF'i IBIT dün itibariyle Nasdaq'da işlem görmeye başladı. Bu da tabii ki buraya da sonuçta genele yayılacağı için burası da pozitif bir haber neticede. Çok da önemli bir haber aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani hep böyle Bitcoin'i destekleyen haberler ve Bitcoin'in aşağı gelmesini engelliyor. Yani hani artık piyasa hani o kadar hızlı geldik ki hani buradan hızlıca 100 bin dolara giderse daha çok korkacağız. Yani ben kendi şahsım adına çok hızlı çıkışları sevmem. Aşırı böyle hiç durmadan arka arkaya hiçbir düzeltme yapmadan gittiği zaman düşüşler çok daha keskin oluyor. Düzeltmeler çok daha sert oluyor. Aşağı çekilmeler çok daha sert oluyor. Bu beni daha çok korkutuyor. Dolayısıyla hani bu kadar hızlı gitmesindense keşke 90 bin dolarlarda aşağı doğru bir kırılım yapsa, bir düzeltme yapsa da hani bir gelse de mesela en kötü en azından 82-83 bin dolarları bir görsek, 84 bin dolarları görseydik. Hani böyle ufak ufak düzeltmeler yapa yapa gitse harika olacak. Ama görmedik daha, yani çok hızlı gittik bütün dirençleri aşağı aşağı. Bu da biraz açıkçası benim risk olarak gördüğüm bir konu. Bunu da buraya iliştirmiş olayım. İşte korku ve açgözlük endeksi 83'lerde, yani aslında yüksek ama geçtiğimiz günlerde hani 90'lara kadar gitmiştik. Ona bakarsanız biraz daha iyi seviyelerde görünüyor. Ethereum bu yükselişten aslında hiç payını alamadı. Ethereum çok geride ama bu alamayacağı anlamına gelmiyor. Daha Ethereum'da bir yükseliş görmedik. Neredeyse hiç görmedik. Yani tarihi seviyesinden çok çok uzaklarda. Ethereum'un da hani bir noktada mutlaka güç toplayacağını düşünüyorum. Ama şu anda Ethereum değil, Bitcoin'e daha çok para gidiyor. Solana çok güzel hareketler yaptı. Solana'da 250 dolara kadar yaklaştık. Şu an 236 dolar. Yani ön planda olan ana coin'ler arkadaşlar bunlar. Onun için söylüyorum. Böyle şaka coin, meme coin tarzı coin'ler değiller. Ripple çok güzel bir hareket yaptı. Neden? Çünkü Amerika'da işte sekin başındaki adam gidiyor. Bu da zaten Ripple davasını bir türlü bitirmeyen bir adamdı. O giderse, istifa ederse, etmese de zaten Trump alacak onu görevden. Otomatikman Ripple'ın da önü açılmış olacak ve fiyatlama çok hızlı oldu. Çok hızlı bir yükseliş yaptı. 1 doların üstüne çıktık. Yani kısa vadede geri çekilme olabilir ama davanın bitmesi ve hani önünün açılmasıyla beraber yani Ripple'da da yükseliş devam edecektir. Yani geri çekilme gayet normal. Çünkü bu son bir haftada bu haberle çarpı 2 falan yaptı. 2x yaptı.
Dogecoin dün 0.44 sente kadar gitti. Şu an çekildi 0.38 sente. Valla Dogecoin'de yani Elon Musk'ın eline attığı bir coin neticede. Hani bunun da önünün açık olduğunu ben kendi şahsım adına düşünüyorum. Ama tabii burası da çok hızlı geldi. Yani hani bunlar para girişi olan coinler. Hani açıkçası hani bütün alt coinlerde bir hareketlilik yok. Gitmeyenler var. Mesela Ethereum gitmedi arkadaşlar. İşte Render gibi birkaç tane benim aklımda olan, takibimde olan coinler daha gitmedi. Ama bunlar gitmeyecek anlamına gelmiyor. Ama mesela işte Doge gitti, işte Solana gitti, mesela Ada var, Cardano o gitti. Onlar gittiler. Mesela bir Shiba'da öyle bir yükseliş görmedik. Anlatabiliyor muyum? Avax'da öyle bir yükseliş görmedik. İşte Sui çok iyi gitti filan. Ama hiç yükselmeyenler de var. Yani bir altcoin rallisi oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani trade edenler kısa vadede belki kar alımı yapıyorlardır. Ben de ufak böyle altcoin'lerden biraz böyle Pepe mesela işte küçük bir miktar hani kar aldıklarım oldu mu? Evet oldu. Ama asla büyük bir kısmını satmadım. Çünkü daha o altcoin rallisi gelmedi. Trade edenler, kısa vadede işlem yapanlar muhtemelen al sat yapıyorlardır diye düşünüyorum. Belki kaldıraçlı işlem yapanlar vardır. Kesinlikle size önermiyorum. Ben kendim de yapmıyorum. Kaldıraçlı bir işlem, long short gibi zaten küçük yatırımcı için uygun değil ama hani ben bu işi çok iyi biliyorum diyorsanız o ayrı bir mevzu. Çünkü şunu söyledik yani burası bir kumarhane desek yeridir. Özellikle altcoin'lerde. Ona göre bir şeyler ayırıp bir şeyler o şekilde test etmek lazım. Yani hiç bilmiyorsanız kendinizi ancak bir test edebilirsiniz ya çok küçük rakamlarla girebilirsiniz. Unutmayın böyle olduğunu. Yani hani ben de bu kadar rahat anlatıyorsam yani bir geçmişim var. Yani 4-5 yıldır hani bu tarafı takip ettiğim için, alım yaptığım için, kendim de yer yer satış yaptığım için, bildiğim için ve kendi riskim kadar bir risk aldığım için rahatım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Bitlo'nun zaten biliyorsunuz hesabım Bitlo'da. Bitlo'da malı da taşıyorum. Orada portföyüm açık. Popüler Social Trading bölümünde popüler portföyler bölümüne girerseniz eğer zaten en üstlerde göreceksiniz beni. O yaklaşık sanırım 53-54 bin mi 55 bin mi o civarda takip eden var yani portföyümü. Merak edenler varsa aşağıda linki bırakıyorum. Girip bakabilirsiniz. Biliyorsunuz artık hani Türkiye'nin bir kripto para yasası var ve hani öyle kafanıza göre gidip de bir şey açamıyorsunuz. Yani alım satım platformu, kripto para borsası açamıyorsunuz. SPK'ya tabisiniz. Dolayısıyla artık SPK denetiminde aynı zamanda bu alım satım platformları. Dolayısıyla SPK'ya güveniyorsak eğer bu platformlar da aynı zamanda SPK'nın tanıdığı ve denetlediği kurumlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman hani güvenilir SPK'nın denetlediği kurumlardan bir tanesi Bitlo aynı zamanda. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da iliştirmiş olalım. Tamamen Hatice Kolçak'ın kendi görüşleridir. Kendi aklınıza ve kendi görüşlerinize göre yatırım yapmanızı veya profesyonellerden destek almanızı söylemeden de geçmeyelim. Evet ya bayağı böyle muhabbet vallahi böyle gidiyor. Hemen hızlıca toparlıyorum. Arkadaşlar dün Euro bölgesinden enflasyon aldık. Tam beklendiği gibi geldi. Çekirdek yıllıkta 2.7, manşet aylıkta 0.3 geldi. Hiç şaşırtmadığı birebir aynı geldi. Özellikle bugün Fed üyeleri konuşacak. Ama Nvidia bilançosu çok daha önemli olacak. Ayrıca bugün İngiltere'den enflasyonu aldık saat 10'da. Orada manşette 2.2'den 2.3'e geldi. Hani burada birazcık yükseliş var. ÜFE tarafında bir miktar düşüş var. Almanya'da ÜFE geldi. Orada biraz yükseliş var. Bugün
Fed üyelerinin konuşmaları var ağırlıklı olarak. Nvidia bilançosu ama yarın bizim içeride Merkez Bankası ve Amerika'dan beklediğimiz işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Philadelphia Fed İmalat Endeksi var. Konut satışları var. Ve Cuma günü de birkaç tane beklediğimiz yine önemli ekonomik öncü gösterge var. Onu da paylaşmış olalım. Şimdilik bu kadar. Soru yorumlarınızı aşağıya bırakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın günlerden Perşembe, yarın canlı yayın muhtemelen öyle olacak. Allah izin verirse Merkez Bankası faiz kararını canlı yayında beraber yorumlayacağız saat 2'de. Görüşmek üzere, hoşça kalın.